Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza umut dolu, böyle muhteşem yenilikçi bir videoyla gelmeyi çok istedim ama maalesef olmadı. Aslında arabanın birçok şeyiyle ilgileniyorum. Biliyorsunuz bu seriye başladım bilerek böyle çok iyi durumda olmayan bir MX-5 aldım. MX-5 gerçekten benim çocukluğumdan beri istediğim arabalardan bir tanesiydi. Ve üzerine kendim uğraşmak istiyordum. O yüzden ucuza elden düşme bir tane MX-5 aldım. Eğer şimdiye kadar takip etmediyseniz önceki videoları izleyerek bu arabanın ilk satın alım ve sorunlar bölümünü o eski videolarda görebilirsiniz. Ve arabanın açıkçası üzerinde uğraşmaya başladım. Birçok şey yaptım. Ufak tefek şeyleri çok çekmedim. Bazılarını Instagram hesabımızda paylaştım. Çünkü video olması için çok ufak şeylerdi. Örneğin bunun silikon bir tavanı var. Bu silikon tavan için siyah ayakkabı parlatıcı cila ve boya karışımı bir şey aldım. Bu ayakkabılara sürdüğünüz. Onunla bütün tavanı cilaladım ve gerçekten eskiye göre çok daha iyi görünür bir hale geldi. Eskiden böyle beyaz lekeler vardı, aşırı eskimiş duruyordu. Şimdi siyah ve parlak duruyor ama hala tabii yırtıkları var. Bir iki tane içeriye su girmesine neden olan büyük yırtığı vardı. Bunun için tekne silikonu aldım. Tekne silikonuyla arkasına ufak bir plastik parça koyup bu silikonla yırtılan yerleri birleştirdim ve artık tavan su geçirmez halde ama tabii çok da güzel görünmüyor ama yine de işlevsellik olarak iş görüyor. Tavanı zaten bir noktada değiştirmeyi düşünüyorum. Ama en azından şimdilik işimi görmesi için, içeriye su girmemesi için bunu yaptım. Öte yandan arabanın su giderlerini ince bir metal kullanarak delikten içeri o metali iterek açtım ve bu şekilde arabadaki o su sesini giderdim. Arabanın içinde bir su sesi vardı çünkü giderler tıkalı olduğu için yağmur suyu arabanın giderlerine doluyordu ve içeride dalgalanıyordu. Dalgalandıkça da arabanın içinde böyle bir teknedeymişsiniz gibi böyle bir su akış sesi oluyordu. Bundan kurtuldum. Ve onun dışında aslında birçok şeye başladım. Havalandırmaları değiştirecektim. Bunun bu göz göz havalandırmaları çok hoşuma gitmiyordu. Buna başladım. Çok iyi gidiyor. Çok yakında videosu gelecek. Şaşıracaksınız. Gerçekten benim bile şaşırdığım güzel bir görünüşe sahip oldu. Onun yanında Alcantara direksiyon kılıfı kendim diktim. Kırmızı dikişleri var ama bunun videosunu tek başına koymak yerine açıkçası daha başka yerlerde de içeride Alcantara ve kırmızı dikiş detayları düşünüyorum. Onları da ekledikten sonra komple bir video gelecek. Buna başladım. Videosunu çekiyorum. Aynı zamanda arkadaki rüzgarlığı gördüğünüz gibi çıkardım. Onu renove edeceğim. Onu da daha iyi bir hale getireceğim. Onun da videosunu çekmeye başladım ama hiçbiri tam olarak bitmedi. Kış olduğu için tabii ki aracın içiyle uğraşmak çok daha kolay geliyor bana. Şu an dışarısı çok soğuk olduğu için kendim dış parçalarıyla uğraşmıyorum. Zaten söylemiştim. Bu seri üzerine böyle arabanın para döküp tamamen yepyeni bir araba yaptığım bir seriden ziyade kendi başıma uğraşıp bir yerlere getirdiğim bir seri olacak. Ve o yüzden ben de bugün arabanın bakımını çekeyim dedim. Aracı aldığımda sahibi bakımını gerçekten 3 ay önce yaptığını söyledi ve ben arabayı aldıktan sonra tekrar sordum. Dedim ki bak arabayı satın aldım artık. Dürüst bir şekilde bana bunu söyler misin? Arabanın bakımını ne zaman yaptın? Yağını ne zaman değiştirdin? Hangi marka yağ koydun? Hangi marka filtre koydun diye sormuştum. Cevap olarak da 3 ay önce yaptığını söylemişti ve bunun üzerine de bilindik kaliteli markalar kullandığını söylemiştik. Markaların ismini bana vermişti. Ben de o yüzden çok acele etmedim bakımını yapmak için ve bugün size bakım videosu çekmek istedim. Ne kadar kolay olduğunu göstermek istedim açıkçası. Başta da çok kolay gitti. Gereken malzemeleri aldım. Zaten bu arabanın bagajı o kadar küçük ki gereken malzemeleri aldıktan sonra bagaj tamamen dolmuştu. Bu arabaya aslında bakımını kendiniz yaptığınız zaman çok ucuz oluyor. Bir hava filtresi aldım, bir yağ filtresi aldım. Bir de motor yağı aldım tabii ki. Hava filtresi 6 euro, yağ filtresi 8 euro gibi bir şeye denk geldi. Yağın kendisi de 25-30 euro civarıydı. Bunun yanında da yardımcı malzemeler olarak kendime iki tane bu arabanın düşmesini engelleyecek İngilizce jack stand olarak geçen, Türkçe'de destek diyebiliriz sanırım, parça sipariş verdim. Bu parçalar da aslında oldukça ucuza geldi. Özellikle de her bakımımı kendim yapacağımı düşünürsek en baştan buna yatırım yapmakta fayda var diye düşünmüştüm. Ve bir tane de atık yağı depolayabilmek için kullanışlı olan bir tane yağ bidonu aldım. Yağ bidonunun özelliği üstten bir kapağı var. Oradan üzerine yağ boşaltabiliyorsunuz. O kapağı kapatıp sonra bir tamirciye götürdüğünüz zaman geri dönüşüm için verdiğinizde alttaki kapağını açıp o yağı alıp size bidonunuzu geri veriyorlar. Bu bidonu da aldıktan sonra bütün malzemelerim aslında artık tamamlanmış oldu. Bunun üzerine ben de bakıma başladım diyeyim. Bak, bakıma hava filtresiyle başladım. Hava filtresi aslında oldukça basit. Tek yapmanız gereken şey kaputu açıyorsunuz. Kaputu açtıktan sonra hava filtresinin kutusu var. Kutunun kenarında klipsleri var. Benimki vidalı bile değildi. Klipsleri açtım. Klipsleri açtıktan sonra eski filtreyi çıkardım. Çok kötü durumda değildi. Gerçekten kaliteli bir filtre vardı içinde. Ama yeni temiz filtreyi içeriye koydum ve kutuyu geri kapattım.
Bu aslında 5 dakikamı bile almadı. Çok kolay bir işti. Ve sonra yağ değişimi bölümüne geçmek istedim. Bunun için aracın bir tarafını kaldırdım. Alta desteğini koydum. Sonra diğer tarafını kaldırdım. Alta desteğini koydum. Arabayı iyice bir salladım. Çünkü desteklerin üzerindeyken düşüp arabanın bir tarafının kırılmasını açacağız. Benim üzerime düşmesine göre tercih ederim. Ve düşmeyeceğine emin olduktan sonra kendim arabanın altına girdim ve yağ karterinin altındaki o civatayı açmaya çalıştım. Normalde daha önce videosunu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. 10 dakikada kendi aracınızın bakımını yapmak videosu çekmiştik ve o zamanki aracım Volkswagen CC'ye bakım yapmıştım. O alttaki vidayı açmak çok kolay olmuştu açıkçası. Muhtemelen yeni bir araba olduğu için civata paslı olmadığı için çok kolay açmıştım o dönemde. Ama bugün denedim ve bir türlü onu açmayı başaramadım. Üstümü başımı kirlettim, kendim çırpındım, terledim, yoruldum ve bir türlü açamadım. Ve gerçekten yaklaşık bir herhalde yarım saat denedikten sonra pes etmek zorunda kaldım. Bu da şunu gösteriyor. Bu tür eski arabalar üzerinde uğraşırken en basit olduğunu düşündüğünüz şey bile, daha önce çok kez yapmış olsanız bile hiçbir zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Maalesef her zaman bir pürüz çıkıyor. Bu durumda ben ne yapacağım? Muhtemelen bunu bir tamirciye götüreceğim. Bu tamirciye diyeceğim ki ya şunu muhtemelen bir havalı darbeli matkapla açmaları gerekecek. Onu açtıktan sonra yeni temiz paslanmaz çelik bir civata alacağım. Ve o civatayı taktırıp çok sıktırmayacağım. Gerektiği kadar sıktıracağım. Tork değerlerinde sıktıracağım ki bir dahaki sefere ben kendim elimle açabileyim. Ama maalesef işte bu video bu şekilde yarım kalmış oldu. Ama iyi yanı, bu playlistin amacı bütün bunları size göstermek olduğu için bunu da size göstermiş oldum işte. Hiçbir zaman dediğim gibi istediğiniz gibi gitmiyor bu işler. Her zaman beklediğinizden daha uzun sürüyor. Daha uzun vakit ayırmanız gerekiyor. Daha çok çaba harcamanız gerekiyor. O yüzden bugün beni açıkçası biraz üzdü Namık. Ama yine de umudum yerlerde değil. Dediğim gibi birçok yenilik var. Direksiyon şu an Alcantara. O beni zaten çok tatmin ediyor. Daha geçen hafta yaptım bunu. Ve bu detaylar arttıkça da arabaya daha çok bağlanmaya başladığımı hissediyorum. Parça parça bunları yaptıkça daha çok seviyorum. Ama tabii bu zorluklarda bir yandan katlanmak gereken bir şey gibi kaldı. Bu hayal kırıklığını aracın bakımını yapmaya çalışmak bölüm 1 olarak düşündüm. Bölüm 2'sinde tabii ki dediğim gibi bir tamirciye gidip açtırdığım zaman bu yeni parçayı takmak, yağı tamamen değiştirmek, yağ filtresini değiştirmek bölümlerini göstereceğim. Ne kadar aslında kolay olması gerektiğini göstereceğim. Bir tane işte sıkışmış paslanmış civata nelere kadir. Başka diyebileceğim maalesef bir şey yok. Ama birçok yorum görüyorum. MX-5 serisinin devamı nerede? Vaz mı geçtiniz diye. Vazgeçmek yok. Dediğim gibi birçok şeye başladım. Arabanın şu an havalandırmaları açık yani. Henüz yerine bile takmadım. Her geçen gün daha da ilerletiyorum bunu yapmayı. Ve önümüzdeki haftalarda çok hızlanacak. Çünkü dediğim gibi her şeye bir anda başlayıp aynı anda başlayınca her şey sırayla bitecek. Hepsinin videosu böyle pat pat pat. Belki de 2 hafta arayla, 1 hafta arayla gelecek önümüzdeki dönemlerde. O yüzden bizi takip etmeyi de ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımızdan bizi takip ederseniz de böyle ufak tefek yaptığım tamirleri de görmüş olursunuz. Bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.